Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir RPG Maker MV programı videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videoda görev sisteminden bahsetmiştik. Ve canavar sistemine geçeceğiz bu bölümümüzde. Canavar sisteminde haritaya canavar yerleştirme, bu canavarı hareket ettirme, canavarla savaşa girme mantığından bahsedeceğiz. Şu an karakterimiz sahil kasabasında bulunuyor. Başlangıç noktasına bir tane şey atalım. Canavar ekleyelim. Tabii eklemeden önce burada haritayı da büyütelim, hareket halini görmemiz açısından. Evet. Şöyle bir büyüttük. Şu yolları da kapatalım. Evet. Şurayı da açabiliriz biraz. Şöyle. Evet. Yolumuzu da silelim. Şuraya kadar olsun yolumuz. Evet. Event'e tıklıyoruz. Event'e tıkladıktan sonra yeni bir tane event oluşturuyoruz. Event'imize deneme canavar adını veriyorum. Burada ilk yapmamız gereken bir tane imaj, yani görsel seçmemiz. Buradan hangisini kullanacağımıza gelirsek Evil, Monster ikisinden birisinden seçebiliriz. Bir de Big Monster'lar var. Bunlar daha büyük oluyor. Bunları daha sonra anlatacağım. Şimdilik Monster'dan seçim yapalım. Hangisini? Şu Slime'ı seçelim ufak. Okey dediğimizde bunu haritaya ekledi. Ama herhangi bir event içeriği eklemediğimiz için buna geldiğimizde herhangi bir savaş olayı başlatılmayacak. Herhangi tıklamamızda da herhangi bir olay olmayacak. Karakterimiz sahil kasabasından buraya bir alalım. Hemen bir kontrol edelim. Herhangi bir aksiyon olmayacak. Gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik olmuyor. Tekrar iki kere tıklıyorum üzerine. Ve şimdi içerik ekleyeceğim. Bu ekleyeceğim içerik üçüncü sayfada Battle Processing. Savaş işlemi. Bu savaş işlemine tıkladığımız zaman Direct Designation. Yani buradan hazır canavarlardan bir tanesini seçmemize olanak sağlıyor. Yani bunlar troops'lar. Hemen şöyle hatırlatım olarak göstereyim. Database içerisinde oluşturduğumuz troops. Yarasa, slime çarpı 2, ork, minotaur, örümcek çarpı 2, karanlık lord. Buradakileri direkt seçmemizi sağlıyor. Gördüğünüz gibi yarasa, slime 2, ork, minotaur, örümcek 2, karanlık lord. Veya buradan variables seçebiliyoruz. Ama bizim kullanacağımız trop'taki direct destination. Slime çarpı 2 seçiyorum. Slime ekledim zaten haritaya. Can escape, can lose seçeneğimiz var. Kaçma olabilsin, kaybetme olabilsin. Eğer kazanırsa buradaki işlemi devreye sokacak. Eğer kaybederse buradaki işlemi devreye sokacak. Kaçarsa, eğer kaybederse de buradaki işlemi devreye sokacak. Kaybettiği zaman hemen ayarlayalım kaybettiğinde ne olduğunu. Game over yazısı çıkacak ekranda. Kaçıldığı zaman kaçılmaya aslında izin vermeyebiliriz. Kaçma işlemi olmasını pek istemem. Kazanma işlemi ekrana bir tane text atsın şimdilik. Okey dedim. Ekledim. Zaten Trops içerisinde bunun verdiği paradır, XP'dir, itemdir belli. Burada ekstra bir item verme sağlayabiliriz. Yani bunu da nasıl yaparız? Kendimiz ekleyebiliriz direkt içerisine. Mesela ekstra altın vermesini, ekstra item silah vermesini sağlayabiliriz. Bunu genelde özel görevlerde, mesela adamın birisinden bir görev aldık. İşte bize diyor ki 5 tane slime kes. Bu 5 tane slime kestikten sonra bize işte
Atıyorum slime özü diye bir madde verecek. O maddeyi alabiliriz. Her kesimimizde veya 5 tane kestikten sonra. Bu görevlerde daha çok kullanıyoruz onu. Şimdilik herhangi bir şey kullanmıyorum. Apple'ı okey dedim. Kaydediyorum. Ve oyuna giriyorum. Kazanır mıyız onu da emin değilim ama bir deneyelim bakalım. Gerçi karakterde item vardı değil mi? O seviye 50. Çok rahat kazanırız. Hemen savaş ekranına girdi. Slime ortaya çıktı, yazdı. Dövüş veya kaç. Kaç aktif değil çünkü escape'i kaldırmıştık. Dövüş diyorum. Deneme saldırısı var. Saldır slime'a, slime B'ye var. Savun var. Ben savunmaya geçtim. Ya saldırdılar. İsabet ettiremediler. Herhangi bir malzemem yok. Ben normal saldırıyorum. 462 vurduk, öldü. Buna da büyük kullanalım bakalım. Herhangi bir etki almadı. Normal saldırı yapalım. Öldü. Can Türk kazandı. Haritaya döndüğümüzde de kazandınız dedi bize. Tabii. Aa, gold vermemiş. Ekse vermedi muhtemelen. Allah Allah. Kontrol edelim onu. Ve kara slime ölmedi. Yani biz kazandık savaşı ama haritadan kaybolmadı, ölmedi. Bunun sebebi de kazandıktan sonra herhangi bir işlem yaptırmadık. Kazandığımız zaman canavar haritadan yok olur, kaybolur. Bunu if win bölümüne gelerek birinci sayfadan control self control switches. Pardon, control self switch. Self switch A'yı seçiyorum. Okey diyorum. Kazandıktan sonra A switch'i açılıyor. Yeni bir event sayfası açıyorum. Buranın self switch'inde A yapıyorum ve herhangi bir görsel eklemiyorum üzerine. Kazandığımız zaman bu sayfaya geçecek. Bu sayfada da herhangi bir imaj olmadığı için boş görünecek bize. Hareket ettirmede autonomous movement, otomatik hareket bir nevi. Fixed hareket etmiyor, duruyor. Random, rastgele kafasına göre hareket ediyor. Slower, normal bir hız verelim. Normal bir hız verelim. Apple'ı okey dedim. Bir de neden item vermemiş ona bir bakalım. Normalle vermesi lazım. Ha pardon, XP ve Gold'unu sıfır yapmışız. O yüzden vermedi. Hemen şöyle bir 10x verelim. 20 gold verelim. İşte mesela havuç düşsün. %50 ihtimalle. Havuç. Elma düşsün. %50 ihtimalle. Bir de pot düşürtelim, can iksiri. Bu da %20 olsun ihtimali. HP'si, MP'si, ata şeysi falanı filanı Inter Milan'ı. Apple'ı okey dedim. Şimdi tekrar bir deniyorum. Kendi kendine hareket ediyor şu an. Tabi bize saldırmıyor. Biz ona saldırmadığımız sürece o da bize saldırmıyor. Saldıralım bakalım. Slime ortaya çıktı. Hemen şöyle saldıralım. Bayağı yüksek geliyor. Can Türk kazandı. 20 TP Recipe 40G bulundu. Elma bulundu. Can iksiri bulundu. Güzel. Hemen bakıyorum. Gold'umuzu verdi. Hemen bir malzemelerimize bakalım. Can iksiri ve elmamız ikisi de gelmiş. Ve canavar da haritada yok. Tamamen kaybolmuş bir şekilde. Haritada göremiyoruz. Evet. Burayı da kapatabiliriz. Evet arkadaşlar. Bir de karaktere bu canavara saldırmak için üzerine geldiğimiz zaman Enter'a yani Action butona tıklamamız gerekiyor.
Bunu Player Touch yaptığımız zaman canavara dokunduğumuz anda direkt saldırı moduna geçecektir. Yani üzerine böyle ring diye geldiğimiz zaman birbirleriyle savaş sahnesine geçecekler. Hemen onu da bir deneyelim. Çünkü böyle olması daha gerçekçi olur. Çünkü biz kaçarız, o kovalar tarzı muhabbetler olduğu zaman adam bize dokunduğu an bize saldırmış olur. Hemen savaş sahnesine girdi. Bunlardan approach muydu? Bizim üzerimize doğru gelen bir tane vardı. O hangisiydi tam hatırlamıyorum ama. Şş, deneyelim. Yani yanlış hatırlıyor olabilirim ama direkt üzerimize böyle böyle geliyor geliyor. Bizi kovalıyor bir nevi. Ah, bir deneyelim. Bu ne yapıyor? Bizi mi kovalıyor bu şimdi? Bizi kovalıyor mu? Kovalayıp kovalamadığını çözemedim. Kovalıyor herhalde. Aynen bizi kovalıyor. Ama o bize saldıramıyor. Biz ona dokunduğumuz zaman saldırıyor. Event touch, auto run, paralel. Player touch olacak. Yani biz dokunduğumuz zaman. Okey. Evet arkadaşlar, savaş sistemi de bu şekildeydi. Örnek bir savaş sistemini yaptık. Malzemeler düştü, malzemeleri aldık. Para düştü, parayı aldık. XP kazandık. Canavar ortadan kayboldu. Bir sonraki videomuzda 7. videoda yaptığımız görev sistemiyle bu 8. videoda yaptığımız canavar sistemini birleştirerek görev alarak canavar kesme. Yani bir canavar kesleyecek. Biz gideceğiz, o canavarı keseceğiz. Ondan sonra görevi bitirip görev ödülünü alacağız. Bu video üzerinde bir anlatım yapacağım. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.